Selamlar Rina Roleplay sevenler ve Bransı takipçilerim. Bugün sizlerle birlikte çok farklı videodayız. Çok farklı bir konseptteyiz. Rina Roleplay değil ama çok değişik bir konsept. Bu konsept bakalım diğer sunucular nasıl trailer hazırlamış, nasıl bir vaatlerde bulunmuş zamanında, onları inceleyeceğiz. İlk sunucumuz Vigor Roleplay. Sonrasında en son Rina Roleplay inceleyeceğiz. En son oynadığımız sunucu inceleyeceğiz. Bakalım diğer roleplayer'lere meydan okuyabilecek mi Rina Roleplay veya diğer roleplayer sunucuları Rina'ya meydan okuyabilecek mi? Bunların yorumlarını yapacağız. Bugün önce Viga'yı inceleyeceğiz. Sonrasında artık kendimize ait bir web sitemiz var. Web sitemizden artık hem modpack hem map ve birçok şeyin alışverişini yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili web sitemde açıklama kısımlarına ve şurada bir adet i butonu var. i butonundan da hemen çıkacaktır. Mutlaka sizde web sitemi ziyarete bekliyorum. Canlı destek sistemi var. Canlı destek sisteminde arkadaşlarım size yardımcı olacaktır. Lütfen canlı desteği trollemeyin. Ben canlı desteğe bakmıyorum. Bakıyormuşum gibi davranan bir arkadaşım var. Zaten konuşma tarzından da anlarsınız. Hemen şimdi incelemeye geçelim arkadaşlar. Önce web sitemiz, sonrasında da Vigor Roleplay'in trailerını inceliyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi web sitemize girdik. Web sitemizin domaini www.irresistibleofficial.store, yani alışveriş web sitesi olduğu için store domainini aldım. Daha mantıklı olacağını düşündüm. .com birazcık artık böyle klasik geliyor. Böyle biraz yenilik. Bu yeniliğe de ben başladım. Kesinlikle param yetmediği için değil. Şimdi web sitemize ilk girdiğimizde burada tut sürükle bölümümüz var. Koray Irresistible web sayfama hoş geldin. Burada benim hakkımda bilgiler alabilir veya mod paketlerime ulaşabilirsin. İyi eğlenceler diyor. Ve sola kaydırdığımda da hakkımda kısmı var. Koray Irresistible uygun. 22 yaşında Antalya'da yaşayan ve aynı şekilde çalışan klasik bir insan evladıdır. 10 seneden beri Samp aleminde bulunmaktadır. Burada 2 adet sayfamız var kaydır panelinde. Sonrasında da modla ilgili 8 tane fotoğraf diyor ama ben 5 tanesini yükledim. Sonra burada total rakamlarımız var. Bunu tabii ki de güncelleyeceğim. Şu anda 14 diyor ama şu anda 18 tane değil. 18 diyor ama 18 tane değil. Ya onun dışında arkadaşlar hemen aşağıda gördüğünüz gibi mod paketlerimizin, hile paketimizin ve map paketlerimizin fiyatları ve durumları yazıyor. Hile paketi Rina Roleplay'de geçerli bir hile paketi değil. O yüzden heyecan yapmayın boşu boşuna. Ama çoğu sunucuda işe yarayabilecek hile paketi, bilginiz olsun. Discord halimize buradan katılabilirsiniz. Onun dışında neden biz bölüm bulunmakta, bizi destekleyen kişiler de aktif bir şekilde gözükmektedir arkadaşlar. Ekstra olarak sitemiz bu kadar işte. Buradan bastığınızda sizi direkt olarak bizim kendi Discord adresimize atıyor. Şöyle göstereyim. Restable Official. Discord'a devam et. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hemen register kanalını atıyor. Sonrasında hızlı bir şekilde burada chat'e girebiliyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Vigor Roleplay'in trailerını izleyeceğiz. Sessiz olmamız gerekiyor. 5 dakika 18 saniyelik bir trailer yapmışlar. Ben de ilk kez izleyeceğim. Birazcık şöyle şuraya kadar falan izledim. Şöyle şuraya kadar. Şu kadar. Sonra dedim ki videoda hep birlikte izleyelim. Hadi bakalım. They admitted to committing serious crimes in Cuba, have committed serious crimes in the United States, including murder, aggravated assault and robbery by force. Despite their criminal past, lawyers for the jailed Cubans fought to keep them stateside, saying a return to Cuba could mean death. God knows what's going to happen to these fellows when they go back. We believe they'll suffer various forms of persecution, possibly extremely severe, The 23 Cubans sent back today are the first of more than 2,700 Cubans who may be returned over the next 2 years. More than 1,700 are being held at the federal penitentiary in Atlanta. U.S. officials say that among the 120,000 Mario refugees were hundreds of hardened criminals and mental patients, placing the formula by Cuban government officials. Many went to Ne diyor burada? 1950'li yıllardan bugüne kadar milyonlarca göçmen ABD'ye Texas, Florida, Kaliforniya ve San Andreas üzerinden kaçak yollarla giriş yaptı. Denetimi yapılmayan göçmenler içerisinde 10 binler suçlu ve sabıkalı kişi vardı. Bu göçmenler ileriki yıllarda bu bölgeler içerisinde Latin kökenli suç örgütlerinin temelini attı. ABD'de 2022 yılında bile hala aktif olarak 8.000 civarında Latin kökenli yasal suç örgütünün olduğu biliniyormuş. Al esfuerzo y al heroísmo de una 2005 Küba. Oho. Şey gibi yapmışlar. Vice City'nin ilk girişi gibi. Anlamaya çalışıyoruz. Burada herhalde paradan dolayı tartışıyorlar. Pekala, sanırım hikayeyi biraz geri almamız lazım. Bu kadar yeterli. Ben Jim Castile. Sağdaki yakışıklı benim. Soldaki silahlı manyaksa ortağım Matias Rivera. Biraz sonra geberecek bu salağın ismi ise Cesar de Marcius. Kendisi fazla soru sorma ahmaklığını gösteren bir Küba savcısı. Nasıl savcıymış bu adam? Huzur içinde yat savcı bey. Unos delincuentes asesinaron a un guardia de seguridad durante el violento asalto a un banco en Honduras y una cámara grabó el espeluznante acto. Bu durum düşündüğümüzden daha büyük bir yaygara koparmıştı. Bu sebeple melekler şehri Los Santos'a gittik. Şeytan olmak için. Los Santos değil, Los Santos. Ama ya olabilir, böyle ufak hatalar olabilir ama dikkat edeceklerini inanıyorum bunu gerçekten. Los Santos o zaman yolsuz aynasızlar, sokak çetesi, suç ailesi ve onların savaşlarıyla yorulmuş bir bok çukuru gibiydi. Aslında şu anda da çok farklı sayılmaz. O zamanki polis şefi rüşvet yiyen memurların mağduru olmuştu. Memurlar para karşılığı dikkatleri çetelerden uzak tutuyordu. Bir nevi örgüt gibiydiler. Kendilerine çeşitli isimler takan bu yolsuzlar rüşvet alıp boş ofis işleri yapmayla ünlüydü. Rüşvet vermeyenleri ikna etmek için çeşitli yöntemler vardı. Memur Andre ile böyle tanıştık. O da bu yolsuzlar arasındaydı. Ta ki bizimle ortak olana dek. Küba'yı bilmiyorum ama Los Santos'ta kimse dokunulmaz değildi. Savcı Marios'un ölümü sağ olsun. Tüm bunlardan sonra şehre ne mi oldu? Şehrin tüm bokları modern yüzyıla uygun hale geldi. Los Santos halkı artık yataklarında huzur içinde uyuyabilir. Çünkü çeteciler silahlarına susturucu taktı. Tabii bazı şeylerin hakkını vermek gerek. Sivil hakları ve yaşam kaliteleşti. Santos şu an biraz daha mutlu olsa da kimse piyasayı boş bırakmak istemez. Cidden mi? Susturucu taktılar. Vigor Roleplay. Yani şu anda ya bu trailer'dan çok bir şey anlamadım açık konuşmak gerekirse. Ama şöyle anlatayım. Trailer güzel. Hiçbir sunucu daha böyle bir trailer yapmadı bugüne kadar. Ama trailer'dan gerçekten şu ana kadar hiçbir şey anlamadım. Yani nasıl bir şey anlamam gerekiyordu? Sunucu nasıl işleyecek? Yani sunucunun hikayesi ne? Sunucunun hikayesini yani şimdi şu kafayla izledim. Bir tane boş bakarak izleyen bir insan sunucudan ne anlayabilir? Yani evet, eğer ki çekilen görüntüler sunucunun kendi içerisindeki map'lerden görüntüler ise sunucunun map'leri gayet güzel. Ama eğer çekilen görüntüler 3ds Max'ten hazırlandıysa ve oraya 3ds Max'ten oturtulma yapıldıysa emek var. Ama demek oluyor ki bu sade bir GTA bizi karşılayacak. Onun dışında zaten Viga'ya birçok map tasarımı yapıp sattım. Eminim ki güzel map'leri vardır. Benim verdiğim dışında. Çünkü özenerek seçiyorlar maplerini. İnteriorundan tut, dış, eksterior maplerine kadar, çevre düzenlemesine kadar her şeyin böyle özenle seçip ekliyorlar. Trailer'ı, interior diyecektim. Trailer'ı gerçekten güzel ama karışık. Hele o şeyde çok güzel, hoşuma gitti yani. O vibe'ı aldım yani. Bu geri sarma noktası. O bir dakika. Biraz geri saralım falan yaptı. Orası güzeldi. Ama bilmiyorum yani. Nasıl olur, nasıl gider bir fikrim yok. Umarım haklarında en iyisi olur. Umarım iyi yerlere gelirler. Fakat yani trailer tam anlaşılır değil yani. Oh yeah. Web sitemize gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Açıklamada web sitemiz var. Açıklamanın kodunun Discord'una gidip web sitemizin Discord'una girebilirsiniz. Everything gonna be alright this morning. Oh.